validem. Emriniz üzere Gülbahar Sultan hediyesi yollandı. Âlâ. Bakalım hediyesini beğenecek mi? Yatak odama kadar girmişler, senin ruhun bile duymadı. Sultanım affedin. Kösem Sultan bir yolunu bulmuş. Ne de olsa burası onun haremi. Şimdilik Zeynel. Şimdilik. Hemen kaldır ortadan. Usulünce defnetsinler. Beni dikkatle dinleyin. Eğer dediklerimi harfiyen yerine getirirseniz sizi ihya ederim. Tersane sarayında bir aşifte var. Padişah efendimizin aklını çelmiş. Üstelik hatun hür bir prenses. Bunu bütün şehre yayacaksınız. Olmuş bilin sultanım. Hamile olduğunu duyunca çok sevindim Farya. Zira bu aralar pek keyfimiz yok. Yeğenimi merakla bekliyorum. İnşallah saatle doğar. İnşallah. Çok teşekkürler Atike. Artık sen de ailemize giriyorsun. Gerçi bu iyi bir şey mi bilmiyorum. Esasen burada kaldığın için talihlisin. Saraydan uzak olmak daha iyi. Şehzademize olanlar için çok üzüldüm. Biliyorum ki Sultan Murat da çok üzgün. Onu orada fazla tutmayacaktır. İnşallah. Ben de öyle umuyorum. Zira İbrahim çok üzüldü. İkiz kardeşim. Ben herkesi tanımıyorum henüz. Hanedan geniş. Evet. Payitahttan uzakta iki tane daha kardeşimiz var. Ayşe ile Fatma ablam. Onlar çoktan evlendiler, gittiler. Peki sen? Sen ne zaman evleneceksin? Silahtarla konuştun mu? Konuşamadım. O gün Gevherhan geldi, mani oldu. Silahtarla görüşmemi istemiyor. O da mı biliyor? Elbette. Ona itimat ederim. Hoş, validem gibi sert ve kaidelere riayet ederek yaşamayı pek sever. Lakin iyidir. Beni çok sever. Üzülmemi hiç istemez. Bu fısıltılar giderek artacak Nari. Bütün payitahtı öğrenecek. İnşallah sultanım. İşte o vakit tersane sarayını o kadının başına yıkacaklar.